Merhaba çocuklar, kelimenin ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz konu. Ben çocuklara sıklıkla sorarım, derim ki eğer bir hayvan olsaydınız hangi hayvan olmak isterdiniz? Onlar da bana sorarlar ve benim cevabım hep kuş olur. Çocuklardan da çok sık duyduğum bir cevaptır bu. Çünkü öyle özgürce uçmak, gidip bir yere konu vermek çok hoşumuza gider. Ve hayalimizde hep bunu canlandırırız. Bir pencere önüne konduğunuzu düşünün, bir ağacın dalına konduğunuzu düşünün. Konmak sadece kuşlara ait bir kelime gibi görünse de aslında insanların da bir zamanlar yaptığı bir şeydi. Çünkü konar göçer bir hayat yaşıyorlardı. Bu ne demek? Bir yere gidiyor, orada oraya konuyor ve artık orada yaşıyor. Sonra tekrar toparlanıyor, göç ediyor, başka bir yere konuyor. Ve bu kondukları yere bir isim veriyorlar. Konma eylemini gerçekleştirdikleri yere bir isim veriyorlar. Diyorlar ki konak. Şimdi biz daha böyle süslü evlere, şaşalı evlere diyoruz ama aslında öyle değil. Özünde en başlarda konulan yere verdikleri, yani durulan, yaşanan yere verilen isim. Düşünüyorum, kondum, ben buradayım. Burada konmuş bir kişi daha var. Bu ikisi birbiriyle ne olmuş oluyor? Komşu. Yani bugünkü kullanımıyla komşu. İki komşu yan yanalar ve birbirlerine gidip geliyorlar. Bu eylemin ismi konukluk. Birbirlerine konuk olmuş oluyorlar. Tabii iki komşu birbirine konuk oldu. Öyle boş duracak halleri yok. Bunlar birlikte sohbet ediyorlar. Ve biz bu sohbet eylemine diyoruz ki konuşmak. Peki ne konuşacaklar? Öyle ya, konuşmanın bir seyri olmalı. Konuştukları şeylerin bütünü neyse konu diyoruz. Ve aslında konu kelimesinin geldiği yer komşulukla, konuşmakla, konakla, konukla, konmakla, hepsiyle alakalı. Bugün komşularınızı gördüğünüz zaman onlara şöyle bir konuşun, sohbet edin. Aslında sadece bu yakınlık ilişkisinin, yan yana yaşıyor olmanın ilişkisinin dilimize bir sürü kelime, bir sürü deyim ve atasözü kazandırdığını da aklınızdan çıkartmayın derim. Başka bir kelimede buluşmak üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilimize, Türkçemize, kelimelerimize iyi bakın. Sevgiyle kalın.